Bugünkü videomuzda cilt hastalıkları ve dermatitten bahsedeceğim. Dermatit, dermatitis kelimesinden gelir. Derm cilt anlamına gelir. İtis ise iltihap anlamına gelir. Birçok farklı dermatit türü vardır ve bu durumların her birinde ortak bir payda olduğunu paylaşmak istiyorum. Durum şu ki, cildinizde bir iltihap gelişmiştir. Kızarıklık, kaşıntı, kabarcıklar ve pullanma olabilir. Bunların her birinin kendi bilimsel adı vardır. Ancak bu videoda konuyu son derece basit hale getireceğim. Herhangi bir cilt sorunu olan herkes için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Temas dermatiti, bir şeyle temas ettiğinizde kaşıntı veya döküntü oluşması demektir. Daha sonra atopik dermatit denen bir şey var. Daha sonra seboreik dermatit olarak adlandırılan bir şey var ve türev, akıntı veya akma anlamına gelen kelimeden gelir. Ve birçok farklı dermatit türü vardır. Ayrıca liken planus, impetigo Kandida dermatiti, sedef hastalığı, egzama vesaire. Yani cildinizle ilgili çeşitli semptomları açıklayan çok bilimsel görünen birçok terim bulunmaktadır. Temelde cilt problemleri söz konusu olduğunda ya bir şeye karşı alerjik bir reaksiyon gibi bir tepki verirsiniz ya da bakteri, virüs, mantar gibi bir şeye karşı bağışıklık reaksiyonu verirsiniz. Cilt rahatsızlıklarından kaynaklanan birçok semptom aslında bir şeye tepki veren kendi bağışıklık sistemimizden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu durumların çoğunu aşırı tepkili bir bağışıklık sistemi olarak düşünebilirsiniz. Peki en yaygın tedavi nedir? Steroidler, topikal veya oral alınabilir ve bağışıklık sistemini baskılar. Ayrıca antibiyotikler sadece bakterileri öldürmek için kullanılır. Bu yüzden çoğu zaman ikincil bir enfeksiyonla karşılaşırsınız, kandida aşırı büyümesi, mantar, küf veya maya aşırı büyümesi gibi. Bilmeniz gereken şey, cildinizin yüzeysel kısmının bakteriler, mikroplar ve her türden organizmalarla dolu bir evren olduğudur. Bu karşılıklı fayda ilişkisi olarak adlandırılır. Yani onlar sizi rahatsız etmez, siz de onları rahatsız etmezsiniz ve her şey yolunda gider. Ayrıca, cildin kendisi bir bariyerdir. Çünkü cildin hemen altında büyük bir lenfatik doku, kan damarları ve kılcal damarlar ağı vardır. Bu ağ sizi yabancı istilacılara karşı korumaya hazır bağışıklık hücreleriyle doludur. Tüm bu durumlarda ortak nokta veya sorun nedir? Hepsi D vitamini alımına olumlu bir şekilde yanıt veriyor gibi görünüyor. Örneğin, temas dermatitinden kaynaklanan kurdeşen olduğunda bir kaşıntı yaşarsınız. D vitamini, histamin üreten hücreleri engeller. Bunlar da mast hücreleri olarak adlandırılır. D vitamini histamin yanıtını düşürür. D vitamini aynı zamanda bağışıklık sisteminin ana düzenleyicisi veya kontrolcüsüdür. Bu cilt problemlerinin hemen hemen her birine baktığınızda kışın daha kötü olduğunu görürsünüz. Ne tesadüftür ki kış mevsimi en düşük D vitamini miktarına sahip olduğumuz dönemdir. Ayrıca stres altında bu durumlar daha da kötüleşir. Stresten dolayı kortizol seviyenizi artırdığınızda D vitamininizi tüketirsiniz. Örneğin akne bile sebaze veya bezlerini içerir. D vitamini aldığınızda sebaze bezini küçültmeye ve normalleştirmeye yardımcı olabilir ve bu yağın aşırı üretimini düzenlemeye yardımcı olabilir. Seboreik dermatitin bir türü saç derisinde olduğunda kepek olarak adlandırılır. Kepek, egzama, sedef hastalığı, vitiligo ve saç kıranı başarılı bir şekilde tedavi etmek için D vitamini kremi kullanabilirsiniz. Çünkü hepsi D vitamini eksikliği ile ilgilidir. Genellikle otoimmün hastalıkları tetikleyen düşük D vitamini seviyesidir. Mikroplar hakkında ilginç olan şey şu ki, eğer cildinizde veya vücudunuzun herhangi bir yerinde mikropla enfeksiyon varsa, bazıları cildinizdeki D vitamini reseptörünü azaltmaya başlar. Bu, D vitamininin bağlanıp aktif hale gelebileceği son noktadır. Eğer mikrop bunu iyi çalışamaz hale getirebilirse, mikrop hayatta kalabilir. Ayrıca bazı mantarların da bunu yapabileceğini öğrendim. Gerçek çözüm daha fazla D vitamini almaktır. D vitamini, melanin yapmanıza yardımcı olan belirli bir enzimi artırır ve melanin cildimizdeki pigmenttir. Bu yüzden D vitamini eksikliğiniz olduğunda vitiligo'ya daha yatkın olursunuz. D vitamini çok güçlü bir antifungal etkiye sahiptir. Mantar büyümesini doğrudan engeller. Mantar enfeksiyonunun gelişmesini önlemekten biofilmleri önlemeye kadar etkilidir. Biofilm, mikropların bağışıklık sisteminden kaçmalarına yardımcı olmak için küçük kalsiyum kabukları geliştirdiği bir durumdur. D vitamini, biofilmleri önlemeye yardımcı olur. Yeterli D vitamininiz olmadığında bile cildiniz daha kuru ve daha az nemli olur. Dermatoloji alanı çok karmaşık bir alandır. Ancak hemen hemen her cilt bozukluğunda ortak bir tema vardır. O da D vitamini eksikliğidir. Ciltteki otoimmün durumlar konusuna girmişken bu sedef hastalığı videosunu izlemediyseniz göz atmanızda fayda vardır.